Fransa'da 80'den fazla erkeğin eşine tecavüz etmesini teşvik eden Dominik Pelikon'un yargılandığı dava ülke gündemine oturdu. Pelikon'un hasta olduğu için duruşmaya gelememesi nedeniyle ertelenen davada yıllarca eşi ve onlarca erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisèle Pelikon adeta ülkede kadın mücadelesinin kahramanı haline geldi. Kocasının uyuşturucu verdiği 72 yaşındaki Gisèle Pelikon 10 yıl süresince bilinçsiz haldeyken eşinin aile evine soktuğu onlarca erkeğin tecavüzüne uğradı. Kocasının bu korkunç olayı filme aldığını 4 yıl önce bir polisten öğrendi. Dominik Pelikon, birçoğu davada yargılanan kasaba halkından erkekleri internet üzerinden buluyordu. Gisèle Pelikon, kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçti. Bunu uyuşturucu verilerek cinsel saldırıya uğrayan kadınların durumuna dikkat çekmek için yaptı. Köydeki kadınlar bölge halkının yalnızca şok yaşamakla kalmadığını, gerilimin komşu köylere de yayıldığını anlatıyor. Suçlanan erkeklerin isimleri yakın zamanda sosyal medyada yayıldı. Bu kişilerden bazıları ailelerinin, çocuklarının sokakta ve okulda tacize uğradığını savunarak mahkemeye şikayette bulundu. Mazan'ın 74 yaşındaki belediye başkanı Louis Bonnet ise tecavüzcülerin çoğunun başka köylerden geldiğini savundu.